Herkese selamlar dostlar. Dünya Kupası ile birlikte start veriyoruz. Bu ve ilk videomuz 20 ve 21 Kasım olacak. Bu videoda Katar maçıyla başlayacağız. Öncelikle Dünya Kupası hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. 40 günlük bir süreç. Umarım güzel kazançlar elde ederiz. Maçlar güzel. Ben elimizden gelen en iyisini yapacağız ve kazanacağımızı düşünüyorum. Öncelikle bir adet skor yarışması yapalım. Bu skor yarışması Senegal ile Hollanda'nın maç skoru olsun. Ayın 21'ine 21'inde oynanacak mücadele. Yarın Katar maçıyla zaten start vereceğiz. Senegal Hollanda maçıyla diğer gün. Sizce maç skoru ne olur? Yine bilen bir arkadaşımızı Katar Telegram gruplarımıza Dünya Kupası boyunca misafir edelim. Bol şanslar. Yüksek misli grubuyla devam edelim. Ekrana gelsin. Yüksek misli'de 2 tane canlı bahis vermiştim. Bu 2 tane canlı bahis, yüksek pardon, 2 tane son yüksek mislisi vermiştim. İkisi de basketti. Son verdiğim yüksek misli de zaten başarılı oldu. Bundan önce de kızıl yıldızı vermiştim. Yarın yüksek misliyle birlikte tekrardan start veriyoruz. Yüksek misli grubunun amacı zaten Dünya Kupası boyunca da zaten herkese anlatacağım ve bileceklerdir zaten. En güvendiğim maçı burada yüksek kendim basıyorum. Yeri geliyor 1.30 oluyor. Yeri geliyor 1.50 oluyor. Gördüğünüz gibi yeri geliyor 1.70 oluyor bu. Hatta Karavan'la Handicap 0'ını 3.60'dan da yüksek misli bastırdığımı da bilirler arkadaşlar mesela. Yüksek misli grubunda bu şekilde ilerledik. Canlara baktığımız zaman da zaten canlar olmazsa olmazımız, özellikle bizim Kangal Tips YouTube kanalının en önemli unsurlarından bir tanesi canlı bahisler. Toplamda 477 kişi var grubumuzda ve bu gruptaki çoğu kişinin, ben en az 300 kişinin zaten sadece canlılar aldığını da biliyorum. Diğerleri zaten yüksek misli, yüksek oran tarzları da zaten devam ediyoruz. Canlılarla da Dünya Kupası boyunca devam edeceğiz. Gelecekleri, katılacakları şimdiden herkese bol şanslar zaten. 2 paket sigara parası sadece ve 1 ay boyunca hizmet veriyoruz. Ki zaten 2 bahiste bunu çok rahat çıkartabiliyorsunuz. Sizler de zaten bizden iyi bilirsiniz. Geçtim. Dünya Kupası'nın start videosu arkadaşlar. Sizlerden ricam. Şöyle emeğe saygı açısından artı 400 seviyesinde bir like bırakırsanız çok teşekkür ederim. Lütfen şöyle like'a basalım. Like'ı bir 2 saniye tıklatalım. Öyle başlayalım. Emeğe saygı diyelim. İsterseniz başlayalım. İlk mücadelemiz Katar'la Ekvador mücadelesi. Şimdi ben bu iki takımda kadrosu zaten benim şu an önümde açık. Açıkçası Katar'ın kadrosu bana çok tanıdık değil. Afif, Ali, Haydos, Hatem, Mukael, Buidilaf, Ahmet gibi isimler. Fakat şimdi Dünya Kupası'nın açılış maçı. Ben biraz şöyle dış unsurlardan bahsetmek istiyorum. Haber çıktı, hepiniz görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Katarlı şeyhler mi diyelim, artık yönetim mi diyelim. Açılış maçı ev sahipliği zaten yapılıyor. Ekvadorlu oyunculara 7.4 milyon euro mudur nedir, dolar mıdır bilmiyorum, teklif etmişler. Ve hem Katar tarafı hem de Ekvador tarafı bu şekilde bir doğrulama haberi var. Bu haber bence doğrudur. Neden doğrudur biliyor musunuz? Ateş olmayan bir yerden duman çıkmaz. Ki Katar'da bu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Kadrosu zaten malum. Valencia zaten tek başına bunlara yeter bir kadrosu var. Fakat Katar'da parasıyla birlikte bu, ben açıkçası Arapları da sevmem. Onu da bir söyleyeyim. Bunlar, Araplar da burada parasını kullanaraktan da turnuvada bence öne çıkmak isteyeceklerdir. Bu para olayı da bence gayet de doğrudur arkadaşlar. Neden doğrudur? Ekvator'un kadrosuna bakıyorum. Paraya ihtiyacı olan oyuncular da var. Bence doğrudur. Öncelikle onu belirteyim. Onu geçtim. Zaten turnuvada en çok taraftar olan takım Katar olacaktır. Bu maçta da taraftarlar zaten Katar tarafında olacağından dolayı taraftarın etkisi olacaktır. Açılış maçı şöyle de bir etkin var, şöyle bir düşüncem var söyleyeyim. Ben bu zamana kadar Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapan takımlara baktım. Genellikle büyük takımlar var. Fakat Güney Kore, Japonya tarzı, bunlar da zaten bir ara birlikte yapmıştı. Onlara da baktım. Dünya Kupası'nın açılış maçında bu ev sahibi yapan takımlar gol atmış abi. Bunu anladınız mı? Katar'ın da o dış etkenler, haberler olsun, kendi ülkesinde yapılmasından olsun, taraftar desteği olsun, ben burada Ekvador'a gol atmasını bekliyorum. Atacağı tek gol ev sahibi 0.5 üstün oranı 1.33 oranı vardı. Oran şu an 1.37. Katar'ın burada atacağı bir gol 1.37 gibi orandan idealden alabiliriz. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ben mücadele genelinde toplam gol aralığı olaraktan da mücadelenin 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Şöyle 2-3 gol oranını da göstereyim sizlere. 1.80'de bunun oranı var. Maçın zaten indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 1-1'lik skorla bu maçtan beraberlik çıkar diye düşünüyorum. Ki indeks beklentisi de öyle. Katar bence ilk maçta puan alır. Belki de yener yani. Bir sürprize de imza atabilir. Sırf şu Araplardan dolayı, Arap şeyhlerinden dolayı parasını kullanıp bu maçta galip gelebilir. Bilginize. Geçtim. Ayın 21'i ile devam edelim. İngiltere-İran. Şimdi İngiltere-İran maçıyla başlayalım. Şimdi İngiltere'nin kadrosu zaten turnuvanın en pahalı 3 kadrosundan bir tanesi sanırım. Kadrosuna baktığımız zaman da solda Foden, ileride Harry Kane, sağda Saka oynayacak diye gösteriyor. Arkada Shaw,
Declan Rice, Bellingham, Trippier şeklinde gösteren bir İngiltere 3-4-3 şeklinde. İran'ın da kadrosu güzel. Taremi var, Serdar Azmun, Amiri gibi bizlerin de bilindiği yıldız oyunculardan oluşan bir kadrosu var. 3 tane yıldız var şu an İran'da benim bildiğim. Şimdi İran burada ne yapacaktır? Oynayacağı oyun zaten belli. İran burada biraz daha savunma yapacaktır. İngiltere'ye çıkıp oynamayacaktır bence bu mücadelede. Beraberlikle bir puan alarak, puan alaraktan da birinci ve ikinci bölgeyi, yani defans ve orta sahayı sağlam tutup buradan gol yememeye çalışacaktır. Ama İngiltere bence gol atar diye düşünüyorum. Burada ideal olaraktan da 4.5 altında birin şöyle bir 30 gibi oranı var. Bunu önerebilirim arkadaşlar. Yani bu maçta ben 5 gol olacağını düşünmüyorum. İngiltere'nin burada 2-0'lık gibi skorla galip gelmesini bekliyorum. Bu benim en idealimdir. Ve şöyle de bir şey, yüksek oran önereyim. Biraz da 1.70 mantarında. İngiltere devreye de önde girebilir. Turnuvaya güzel bir başlangıç da yapabilir. 2-0'lık bir beklentim var zaten bu maçta İngiltere tarafına. İlk kere bir galibiyeti de burada değerlendirme altına bence alınabilir diye düşünüyorum. Senegal ile Hollanda mücadelesi. Senegal'i biliyorsunuz, Mane'nin durumunu geçenlerde şeyde açıkladı. Senegal Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Dedi ki Mane yani oynamayacak dedi. 35 tane büyücü getirdiniz, 45 tane şey oldu vesaire. Mane'nin yaptırdığı camide hatimler indirdi. 35 büyücüyle 45 hatim yapıldı diye okumuştum ben sanırım. Mane zaten oynamayacak bu maçta. Ama kadroya baktığımız zaman da iyi isimler de var açıkçası Senegal tarafında. Fakat turnuvanın bence gizli favorilerinden, yani böyle şampiyon olma ihtimali olan takımlarından bir tanesi Hollanda var burada bence. Hollanda'nın da ben mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Doğrudan 1.38 gibi orandan burada galibiyetini öneririm sizlere. Zor bir maç olacaktır. Çünkü Senegal'de boş bir takım değil. Sar var, Diatta, tekrarsa Gueye gibi isimler de var. Defansta Diallo var, kalede Mendy var mesela, Koulibaly var mesela. Yani boş bir kadrosu yok. Mane sakat. Hollanda tarafında da şey sıkıntı, Depay bu maçta sanırım olmayacak. Depay en önemli oyuncusu bence Hollanda'nın. Arkadaşında Cody Gakpo, De Jong, Dumfries, Jensen gibi isimlerle birlikte Hollanda'da sahada olabilir. Ben burada bir Hollanda'nın galibiyetini bekliyorum. Biraz daha yüksek oran isteyenler varsa burada 4.5 altında 2 yaparaklarında biraz daha oranı 1.60 bandına kadar çekebilir. Bilginize bol şanslar. Dördüncü ve son maçım ABD ile Galler oynayacak. Bu iki takım son dönemlerinde biraz daha göz önüne çıkan takımlar. Özellikle Galler Dünya Kupası'na giderekten de güzel bir iş çıkardı. Hazırlık maçlarında çok bir görüntü çizmese de zaten Bale'in ayağına bakan bir Galler var. Aynı şekilde James var. O da çok hızlı. Sol açıkta oynayacak. Ki Galler'in hücum dizilişine baktığımız zaman da 3-4-3 olarak oynayan bir Galler takımı var. Bu mücadelede Ramsey yine aynı şekilde bu Galler'in önemli silahlarından bir tanesi olacak. Defans hattı da iyi diyebiliriz. Ampoto, Davis gibi isimler de var. Bunlar kalede de güzel galiba. Hennessy var kalede Galler'in. Amerika tarafına baktığımız zaman da yani şu son dönemlerde eskiden bu Amerika futbolda çok fazla etkin değildi. Çok fazla önem de verilmiyordu açıkçası. Fakat şu son dönemde çıkardığı yıldızlar var. Ben bu Amerika'nın sanırım bu zamana kadar çıkardığı en takım olaraktan da en takım yıldızları bir arada. McKennie var, Pulisic, Adams, Ederson, Leicester United'dan tanıdığımız gibi kaliteli isimler de kadrosuna barındırıyor Amerika takımı. Mücadelede ben şöyle bir beklentim var. İdeal bir orana gitmeyeceğim bu maçta. Yüksek orana gideceğim. Galler'e her zaman gittiğimiz maçtır. Çok fazla gol beklenmiyor açıkçası bu maçtan da. Fakat biz gol beklentisine gidelim. Gol beklentisi de şu yönde benim. Mücadelede 2-3 gol bandı kalır. Ya Dünya Kupası çok gollü geçecek gibi durmuyor zaten eşleşmelere baktığımız zaman da. Bu maçta bence 2-3 gol bandında kalabilecek maçlardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Özellikle zaten turnuvanın ABD'nin taraftarı sahada biraz daha ağırlıklı olabilir diye düşünüyorum. O da ülkenin kalabalıktaki, gerçek ABD'li var mı o da tartışılır da. 2-3 gol bandında skor olarak da mücadelenin ben birbiriyle sonuçlanmasını bekliyorum. Bir maçtan da bir beraberlikle çıkabilir. O da sizlere yüksek orandan 2.62 gibi orandan da bir yüksek oran değerlendirmesi olsun. Değerlendirecekler bol şanslar. Umarım güzel bir turnuva geçiririz diye düşünüyorum. 4 tane maçın ideallerini, yüksek oranlarını anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Yazdığınız gibi gelsin. Umarım güzel kazançlar elde ederiz. Açıklama kısmında ve yorum kısmında herkes açık grubumuz var. Ve Hollanda-Senegal maçının maç skorunu sizlere sorduk. Onu da yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Dediğim gibi şöyle videoya artı 400 seviyesine like gelirse Dünya Kupası boyunca hem rolling yaparız hem de ideal kuponlarla birlikte sizlerle olmaya çalışacağım. Desteklerinizden dolayı çok teşekkürler. Umarım güzel kazançlı bir Dünya Kupası geçiririz. Videoyu da bitiriyorum artık.
Görüşmek üzere. Herkese bol şanslar. Son kez söyleyeyim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.